Merhaba çocuklar. Bu hafta matematik dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereden kalmıştık? Uzunluk ölçüleriyle kalmıştık. En son kare ile alakalı problemler ve karenin çevresiyle alakalı soru örneklerini çözmüştük. Şimdi ise dikdörtgen ve çevre problemlerini burada hep birlikte yapıyoruz. Bazı soruları ben çözmeyeceğim. Sadece anlatacağım, sizler çözeceksiniz. Zor olan, gözüme kestirdiğim bazı soruları da ben kendimi zaten burada çözeceğim. Sizler ne yapıyorsunuz? Matematik Sevinci sayfa 250'yi açarak benimle birlikte bu soruları değerlendiriyorsunuz. Evet, birinci soruya bakın. Dediğim gibi izah edeceğim. Siz durdurursunuz videoyu, sonra yaptıktan sonra benimle birlikte çözmeye devam edersiniz. Evet, ölçüye verilen dikdörtgenin çevresi kaç santimetre? Bu soruyu çözmüyorum. Neden? 7 ile 5'i topla, 2 ile çarp, 12, 24 şeklinde bunun çevresini bulabilirsiniz. Bir sonraki soruya bakalım. Çevresinin uzunluğu verilmiş, 160 metre olarak. Kısa kenarı verilmiş, buna göre tarlanın uzun kenarı kaçtır diye. Hemen bir tane buradan bir örnek bunu seçerek yapalım. Şimdi verilen, önce bir şekil çizeyim size. Bakın şöyle bir dikdörtgen varmış, kısa kenarı 30'muş. Uzun kenar nedir? Bunu istiyor bizden. Uzun kenarlara kare kare dedim. Kısa kenarlara 30'a 30 olur ise çevresinin tamamı 160. Verilen iki kısa kenar ne yaptı çocuklar? 30-30 60. Evet. Çıkardığımız zaman ne kaldı? 100. 100 nedir? İki tane uzun kenarın toplamı ise bir tanesi nedir? 50'dir. 50-50-100 yapıyor ya. Evet. İki uzun kenarın toplamı 100 ise bir tanesi 50'dir. Buna göre tarlanın uzun kenarı kaç metredir sorunun cevabı evet 50'dir. Çocuklar kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım üçüncü soru nasıl çözülüyor? Yukarıdaki dikdörtgenin çevresi 36 santimetre. Verilenlere göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu kaç santimetredir? Aynı soruyu nasıldı? İkinci soruda yapmıştık. Bu üçüncü sorudakine bu sefer uzun kenarın halbuki mantık aynı. Ne yapacaksın? Bura 12 ise bura 12 toplamı 24 tamamı ne 36? 36'dan 24 çıkardın. 12, 12 ile iki kısa kenar sayısına böldüğünde 6 şeklinde bulursun. Bunu siz yapıyorsunuz. Devam edelim. Çevresinin uzunluğu 28 metre olan dikdörtgen şeklinde bahçenin çevresini 8 tur dolaştın. Kaç metre yürümüş oldu? Ne yapacaksın? Bak çevresi zaten verilmiş. 8 tur atacaksın. 8 ile çarpacaksın. Tamam mı? Dördüncü soruyu ne yapıyor musun? 28 ile 8'i çarpacaksınız. Beşinci soruya bakalım. Yukarıdaki dikdörtgenin boyunun uzunluğu en uzunluğun 3 katı kadardır. Yukarıdaki dikdörtgenin boyunun uzunluğu en uzunluğun 3 katıdır. Çevresi 48 santimetre olduğuna göre bu litrenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? Tamam, bunu biz artık birlikte yapalım. Evet. Şimdi boyun uzunluğu elin uzunluğunun 3 katı. Aslında boy dediği uzun kenar, el dediği kısa kenar. Tamam mı? O zaman ben bu soruyu neye çevireyim? Şunu çevireyim. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Şimdi ben kısa kenarı kare diyorum. Uzun kenarı ne olacak? Bunun 3 katı. Yani 3 kare. Anladık mı? Kolay aslında. Birinci kare. İkinci kare. Ve üçüncü kare. Evet. Buna göre düşün bakalım. Tekrar edeyim. Boyunun uzunluğu, en uzun 3 katı. Boyunun şey dedik. Burada dedik. En bu dedik. Bunun 3 katı. 3 kare demek. Çevresi ne? 48. Şimdi 48'miş çevresi çocuklar değil mi? Kaç kare var tamamında? Tamamında kaç kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Tamamı 8 kareden oluşuyor. Bu 8 kare neye eşittir? Çevreye eşittir değil mi? Çevre kaç? 48. 48'i 8'e bölersek her bir kareye 6 düşer. Bu durumda uzun kenar
18. Kısa kenar 6'dır. Yani uzun kenarda 3 kare var. 6 çarpı 3'te. Uf, bir yazı oldu. Ha. Ne oldu? 18. Uzun kenar çıktı. Kolay bir şey. Kolay. Birbirini şu kadar katıp diyorsa o kadar kare çizeceksin. Tamam mı? En küçüğe bir kare diyorsun. Onun 3 katıysa 3 karede büyüne diyorsun. Bu kadar basit. Eli boyunun 3'te 1 kadar olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi 520 metredir. Tarlanın boyunun uzunluğu kaçtır? Bu sefer yine bu mantıkla ilgilen bir soru. Hemen şöyle yapalım. Bir tane dikdörtgen var. Dikdörtgeni çiziyorum çocuklar. Evet. Eli boyunun 3'te 1 kadar diyorsa, yani kısa kenara kare diyorsa, uzun kenara yine 3'te 1'i bak. 3'te 1'i bu. 3 katı olur. Yani uzun kenar, kısa kenarın 3 katı. Aynı mantıkta yine karşı şeyler de var. Uzun kenar da var. Yine karşıdaki diğer kısa kenar da var. Tamamında kaç kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sefer ne yapıyoruz çocuklar? Evet. 520'yi 8'e bölüyoruz. Hemen bölelim. 6 kere 8, 48 çıktı. Ya bu 8 nereden geldi? Tekrar edelim. Karelerin toplam sayısı. 6 kere 8, 48, 4, 40, 5 kere 8, 40, 40'tan 40 çıktı, 0, 0 kaldı. Demek ki bir kareye kaç düşüyor? Bir kareye 65 düşüyor. Tarlanın boyunun uzunluğu 3 katıydı. Bak 1, 2, 3 katı. Boyun uzunluğunu da bulmak için çarparız 3'te. 5 kere 3, 15, 6 kere 3, 18. Bir de 19 tarlanın boy uzunluğu, yani uzun kenarını bu şekilde buluruz. Evet, baktığınız zaman A 14, B 22, buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Ne yapacaksın? Bunu toplayıp 2 ile çarptığın zaman bu dikdörtgenin çevresini sizler bulacaksınız. 8. soru, yukarıdaki dikdörtgenin eni boyunun çeyreği kadardır. Evet, çeyrek nedir? Bir bütünün yarısının yarısı. Yani 4'te 1'ine biz çeyrek diyorduk. Buradan yola çıkarak biz bunun kısa kenarına kare dersek uzun kenarı ne olacak? 4 kare olacak. Bunun yarısının yarısı çeyrekse, tamam mı? Çevre uzunluğu 50'ymiş. Buradan bakalım. 4 kare burada. 4 kare burada 8. 9, 10. 50'yi 10'a bölersem her bir kareye 5 düşer. Evet. 50 santimetreye göre boyunun uzunluğu da 4 tane kare var. 5 çarpı 4 20 santimetredir. Evet. Küçük olana kare, büyük olanın kaç katıysa o kadar kare yaparak bu soruyu da böyle çözebiliriz. Çevre uzunluğu 450 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin eni 100 metredir. Bahçenin boyun uzunluğu kaçtır? Evet. Ben size sadece soruyu çizeceğim. Sizler yapacaksınız. Evet. Eni diyor kısa kenar 100'müş. Çevresi tamamı, çevre Ç eşittir diyelim. 450 metreymiş. Evet, bunun aynısı ne var? Burada da var. Şunlar nedir? Uzun kenarlardır. Uzun kenarlarına kare çizdim. Ne yapıyorsunuz? 100, 100 daha, 200. 450'den 200 çıktı. 250 kaldı. 250'yi de iki uzun kenarı toplam 250 ise bir tanesi 125 düşer. Şeklinde sizler yazarak bu soruyu da çözeceksiniz. 10. soruya bakalım. Çevresi kaç santimetre? Aa, ne demiş? Toplamları 35, farkı 5. Evet.
Böyle bir sorun. Tabii ki bu sorun 6. sınıf konusu olduğunda ifade etmek isterim. İki sayıyı toplamışsın 35, farkını almışsın 5 şeklinde düşünün. Ben bunu şöyle yapayım bakın. A artı B toplamı 35. A'dan B çıkarsa aralarındaki fark da 5'miş. Evet. İkisinin toplamı 35, farkı 5. İki sayı düşün. Topladığın zaman 35, çıkardığın zaman 5 olacak. Evet. Mesela 20 ile 15'i düşün. Kafadan 20, 15 toplarsan 35, çıkartırsan 20'den 15 çıktı 5. Oldu, oldu. Evet. Ne yapalım? A'ya 20, uzun kenara, kısa kenara bir 15 diyelim bakalım. 20, 15 daha 35 verdi. 20'den 15 çıkarsa 5 verdi. O zaman diyorum ki B'ye kısa kenara bakınız 15, uzun kenara 20 diyorum. Şu işlemlerden yola çıkarak bunun çevresi nedir? 20, 15 daha 35 çarpı 2. Of, yazamadık. Orayı siliyorum sizden özür dileyerek. Bir daha. Evet. Buradan bularak yaptım. Bir başka şey söyleyeyim. Bizim dikdörtgenin çocuklar çevre uzunluğunu bulmak için uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2 diyoruz, değil mi? Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2'den de biz bu dikdörtgenin çevresini 70 santimetre, neyse milimetre olduğunu buluruz. Zaten toplamış ya A ile B'yi, değil mi? İki tane yöntemle de bu soruyu çözmüş bulunuyoruz. Şimdi devam ediyorum ben. Evet, noktalar arasında iki nokta arası 1 santimmiş. Konu anlatım var. 1, 2, 3, 4, 4'ü veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi çevre uzunlukları 16 santimetre olan kare bir dörtgen çizerek tamamlayınız demiş. Şimdi bunu birazcık daha büyüteyim. Buradan fazla değil, bir tane soruyu anlatacağım. Şimdi bunun tamamı 4. 1, 2, 3, 4. Nedir çocuklar? Burada 2 kare boyu 1 santimetre. 1, 2, 1, 2, 3 ve 4. Evet, çizdiğinde ne olur? 2 kare boyu. 2 kare boyu 1, 2, 3, 4. Ve direkt eşit, karşılıklı kenarlar eşittir. Alın size bir kare. Burada ne diyor? Bir dikdörtgen çevre uzunlukları 3 santimetreymiş. Bu 4 kere 4 16, zaten bu veriyor. Bunun 16 olması için 3 burada var. 3 burada var. Ne yaptı? 6. Ondan 16'dan 6 çıktı, 10. 2'ye böl 5. Demek uzun kenar neymiş? 5'miş. 1, 2, 2 kare 1 saat. 3, 4, 5. Aynı şekilde aşağıya ineriz. Ve sola dönünüz. Burası 3 ise burası 3. Burası 5 ise burası da 5 santim.
Santim. Evet. Şimdi eşkenar üçgenler nedir? Burası 4 santimetre ise şu çığın aynısından bir de şöyle yapıp 4 4 4 12 şeklinde yapabilirsiniz. Bu bir dörtgen. 4 burası, 4 burası 8. Evet, kısa kenarlar 2 santimetre gelecek şekilde de bu soruyu çizebilirsiniz. Evet, şimdi kare ve dikdörtgen çevre problemlerine bakalım. Büyütüyorum. Silgimizi alalım. Şimdi bakınız. Yukarıdaki modellenen görsele göre uzun kenarı 8, kısa kenarı 4 santimetre olan dikdörtgenin evet ve karenin çevresi nedir? Eşittir. Buna göre karenin bir kenar uzunluğu bulunuz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunun bir çevresini bulalım. Bulduktan sonra bu karenin bir kenarı. Niye bunlar birbirine eşitmiş bu? İki geometrik cismin çevre uzunlukları birbirine eşit. 4, 8 daha 12, 2 ile çarptık. Bunun çevresi ne oldu? 24. 24 aynı zamanda karenin de çevresi. Peki bu 24 karede kaç kenar var? Eş kenar 4. 24 toplamı 24 ise 24'ü 4'e böldüm. Bir kenarı ne oluyor? 6 oluyor. Evet. Bakın bu kadar kolay. Şuraya bakınız. Yukarıdaki verilen eşkenar üçgenin ve karenin çevre uzunlukları yine birbirine neymiş? Eşitmiş. Evet. Eşkenar üçgenin bir kenarı 12 ise karenin bir kenarı uzunluğu 12, 12 daha 24, 12 daha 36 aynı zamanda kareye eşitmiş. Karenin bir kenarı bulmak için de 4'e bölersin. 36 bölü 4, 9, 9, 9 karenin bir kenarıdır. Kolay soru. Ben geometriyi çok severim. Bunu biz buna geometri derler hani. Matematikte ilerleyen lisede daha belli branşlaşmaya gidildiğinde göreceksiniz. Geometri konuları zevklidir. Bulmaca çözer gibi çözersiniz çocuklar. Tavsiye ederim. Öğrenmeye bakın. Evet. İlerleyelim. Böyle tabii farklı tarzda yeni sorular geliyor. Yukarıdaki DEFG dörtgeni AFB kareymiş. DABG DABG 104 DG 3 katıymış DA uzunluğunun DG. AEFB karesinin çevresi kaç santimetre? Şimdi tabii ki bu bizim seviye kitapları nedir? Çok kolay sorular da var. Çok zor sorular da var. Bu zor sorulardan birisi ama yapılmayacak bir soru değil. Ne diyor bakın? Bu bir dikdörtgenmiş. B, E, F, G bir dikdörtgenmiş. A, E, F, B de şu içindeki kareymiş. D, A, B, G. D, A, B, G'nin çevresi bak. Ç demek, Ç demek, çevre demek. Çevresi 104'müş. Yani şu içerideki dikdörtgenin çevresini ben 104 yazayım. Çevre. Alana karıştırılması diye şey yazayım. Çevre 104. D, G, 3'müş. D, G neresi? D, G, ha, D, G 3 değil. Neymiş? D, G, D, A'nın 3 katıymış. Yani, şuraya ben bir kare dersem, D, G onun 3 katı olacak. 3 tane kare. Evet, bir karenin 3 katı, 3 kare demektir. Evet, ne diyor? A, E, A, E, F, B karesinin çevresini soruyor. Tabii ben şu uzunluğu bulursam aynı zamanda karenin bir kenarını bulmuş oluyorum. O yüzden ben önce ne yapayım? Şurayı bulayım. Daha önceden yaptığımız bir soru örneğine benziyor. Şimdi burası 3 karesi. Karşılıklı kenarlar neydi? Dikdörtgenler eşittir. Burası da 3 karedir. Burası 1 karesi. Burası da nedir? 1 karedir. Şimdi bütün karelerin toplamı çevreyi verecek bize. 1 kare, 2 kare, 3 kare, 4 kare, 5 kare, 6 kare, 7 kare, 8 kare. 8 karenin kaçı eşit? 8 kare
bu dikdörtgendeki 8 kare 104'e eşit. 8'e böldüğüm zaman bir kareyi bulmuş oldum. 8, 10'da 8 bir kere var. 1 kere 8, 8. 10'da 8 çıktı, 2. 24'te 8, 3 kere var. 3 kere 8, 24. 24'ten 24 çıktı, 0. Demek ki bir karemiz bizim 13'müş. 13'lü bir yazabilsem güzel. Sorun olmayacak. Bir sil bakayım. Evet. Yaz. Evet. Bir kare 13'müş. Uzun kenarda, şu uzun kare, kenarda kaç kare var? 3 kare. 3 kare varsa 13 çarpı 3 çarptık 39 verdi. 39 nedir? Esasında bu kenarlarda değil mi? Bu kenar ne oluyor o zaman? 39. Aynı zamanda bu kenar neyin? Kenarı bir tane karenin kenarı. Karenin çevresini bulmak da artık kolay. 39 çarpı 4 kenar var karede çünkü. 36, 4 kere 3, 12, 3 elde 15. Evet, yani 156 santimetre ne oluyor? Karenin çevresi. Evet, şu içindeki küçükten başladık. Küçük kenar, büyük kenarın büyük kenar, küçük kenar 3 katı ise küçük kenara kare, büyük kenara 3 kare tamamında 8 kare. Tabii 8 kare 104'e eşitse 1 kare ne oldu? 13. 13'te uzun kenar 3 kareyle çarptık. Ne oldu? 39. 39 aynı zamanda karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı belliyse tamamında 4 ile çarptık. 156 santimetre olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Evet, dördüncü soruya bakalım. MDK ne dikdörtgen ve NKPR karedir. MDK ne dikdörtgen? İçerisi 84 cm ve ML 35 cm'dir. Buna göre NKPR karesinin çevresi kaçtır diyor. Evet, bu soruyu da yapalım. Evet, ne yapacağız? Önce harflere bakarak soruyu çözeceğiz. Evet, MDKL. M, N, K, L dikdörtgen L, K, P, R kare. Burası kareymiş, burası dikdörtgenmiş. Bu dikdörtgenin çevresi 84. İçine yazayım 84. Evet, bunun çevresi, şimdi çevireyim. Çevresi 84'müş. Buna göre L, K, P, R'nin önce bunu okuyorum. M, L'nin uzunluğu ML 35'miş. Evet. Şu karenin içindeki karenin bizden çevre uzunluğunu veriyor. Şimdi bakalım. Çevreyi bulmam için karenin bir kenarını bulmam lazım. Bu bir kenar nedir bu karenin kenarı? Aynı zamanda dikdörtgenin kısa kenarı. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarını bulursam karenin bir kenarını bulurum ve böylelikle bununla 4'e çarptığım sureti, çarpmam suretiyle karenin de çevresi bulmuş olurum. Ama önceki adım ne? Şimdi bu dikdörtgenin şuradaki kısa kenarını bulmak. Şimdi burası 35 ise burası da nedir? 35. Verilenlerin toplamı 35. 35 daha altı 70. 84'ten uzun kenarları çıkartalım. 84 diyorum, 85. Evet, 84'ten 70 çıktı, 14. 14 nedir aslında? 2 tane kısa kenarı. 2'ye böldüm. 7 ne oldu? Kısa kenarlar oldu. Evet, bir kısa kenar 7 ise tamamı 7 çarpı 4'ten 28 bu karenin çevresi oldu. Evet, bir tanesi 7. Karenin çevresinde 4 tane 7 var. 7 kere 4, 28'i bize veriyor çocuklar. Bakalım burası. 3 eş dikdörtgenin birleşmesiyle elde edilen PRST karesinin çevresi, PRST karesinin çevresi 96 santim. Eş dikdörtgenlerden birinin çevresi hesaplayınız demiş. Şimdi nedir bu? Bunu ben çözmeyeceğim. Evet,
sizler yapacaksınız. PRST'nin çevresi 96 ise, neyse birlikte yapalım bazı işleri. Evet, eşlik dörtgenlerden birinin çevresini hesaplanıyor. Tabii ki ne yapacağız? Bulalım bakalım. 96 santimetreden başlayarak soruyu çözelim. Evet çocuklar, aslında bu zor bir soru değil. Niye biliyor musunuz? Bu şekil neymiş? Bak bu şekil kareymiş. Karenin çevresini 96. 96'yı ben 4'e bölersem ne görürüm? Çıktı. 1, 16. 4 kere 4, 16. Çıktı 0. Kareli. Bir kenarı 24'müş. Evet. Şimdi burası da nedir? Burada 24'tür değil mi? Peki bu 24 kaç parçaya bölünmüş çocuklar? Bak, 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. 3 parçaya bölünse bu kısa kenar ne olur? 8. Şimdi eş dikdörtgenlerden birinin çevresini hesaplayınız. Evet. Uzun kenar o zaman ne oluyor? 24. Kısa kenar da 8. Toplamı nedir? 32. Değil mi? Bakayım. Evet, 32. 32'yi de ne yapacaksın? Dikdörtgen içerisinde bu P2 ile çarpıyorum. 64. Bir tane içindeki dikdörtgeni çevre uzunluğu 64'ü veriyor. Şu altıncı soruya bakalım. A, C, D, E. A, C, D, E kare. F, I, K, D. F, I, K, D. Ve H, B, H, A, B, I. P, H, A, B, I. Eşkeler dikdörtgenmiş. Yani birisi böyleymiş. Aynı dikdörtgeni çevirmişler. Bir de buraya koymuşlar. A, C, D, E. Yani şeklin tamamı 48'miş. H, I, F. H, I, H, I, F, E, 32 santimetreymiş. H, A, B, I, evet, Habi, Habi'nin çevresini soruyor bize. Şimdi bakın, şunlar eş dikdörtgen. Şu kareymiş, şu içindeki de kareymiş, değil mi? Evet. A, C, D, E. A, C, D, E'nin çevresi 48'miş. Yani şu şeklin tamamı 48 ise ne olacak? A, C, D, E 48 santimetre ise bir kenarı 6 48 bölü 4'ten 48'i 4'e bölersek 12, bir kenarı 12 santimetre olduğu ortaya çıkar. Şimdi gelelim şu içerideki HBI'nin çevresi 32'ymiş. Evet, bunu da 4'e bölersem şu bir kenar ne oldu? Bak şu bir kenarı da şöyle çizeyim de göstereyim, göremiyorsun değil mi? O bir kenarda ne oluyor? 8 oluyor. Evet, şimdi gelelim Habi'nin kenar uzunluğunu bizden istiyor. Şimdi şurası bakın. Burası 8, bunun tamamı 12. Nereden biliyorum? Buradan. Burası 12 ise, burası 12. Şu kadar 8 ise, buraya ne düşer? 4 düşer. Evet, aynı şekilde bakınız, bu kenar 8 ise, bu eşit dikdörtgenli, burası da nedir? 8'dir. Habibin de
çevre uzunluğu 8, 4 daha 12, 2 ile çarp 24 de Habi'nin evet çevre uzunluğunu verir. Tamam mı? Ve iki tane kare verilmiş. Bir büyük kare burası, küçük kare burası. Büyük karenin çevresi 48'miş, böyle 12 çıktı bir kenara. Küçük karenin çevresi 32'ymiş, böldük 4'e 8 çıktı. Burası 8, bunun tamamı 12, buraya 4 kalıyor. Burası buraya eşitse, burası 8 ise burada 8, 8, 4, 12, 2 ile çarptık, 24. 6. sorunun cevabı oluyor çocuklar. 254. sayfayı da bitirmiş bulunuyoruz. Ve konuyla alakalı sorulara hemen geçelim. Bazı soruları siz, bazı soruları yine ben yapacağım. Birinci soruya bakınız. Bunu siz yapın. Köşe geri soruyor. Evet. Dikdörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180'den kaç derece fazla? Dikdörtgenin iç açıları toplamı 90'dan aklınıza gelsin. 4 tane 90, 360. 360, 180'den 180 derece fazladır. Yukarıdaki dikdörtgen eni boyundan 4 cm kısaymış. Dikdörtgen çevresi 32 cm olduğuna göre kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şöyle düşünün. Evet. Buna küçüğe kare dedik. Büyük nedir? Karede 4 fazlaymış. Neden? Öyle diyor. Eni boyundan 4 santim. Yani küçüğe ben kare derse bu ondan 4 santim fazla olur ortaya çıkar. Aynı mantıkla bu da öyle. Uzun kenar kare artı 4'te. Kısa kenarlar karedir. Bunun çevresi 32'ymiş. Çevreyi de ç'ye eşitlediğim şöyle. Ç'ye eşittir 32'ymiş. Bakınız ne yapıyorum? 1 kare, 2 kare, 3 kare, 4 kare. 4 tane kare çiz. 1, 2, 3, 4. Artı 4, artı 4 tane attı. Hepsini toplayacağım çevreyi eşitlemem için. Artı 4, artı 4 daha. Artı 8 artı. Kime eşit bunlar? 32 eşit. Bunların hepsi bir sayı olmuş. Hepsi tek bir kare düşün. Kare artı 8'de 32 ise buraya kaç kalır? Evet. Toplamlar verilmiş. Toplam verilmiş. Diğer toplamdan belli değil. Kare artı 8 32'den 32'den 8 çıkarsa ne olur? Buraya kaç kalır şu 4 kareye? Çıkardığı zaman 32 30. Evet, 6 daha düşerse ne yaptı? 20 4 yaptı değil mi? 24 kim çocuklar? 24 4 tane kare 24 ise bir tane kareciye ne kalıyor? 6 kalıyor. Kısa kenar neydi? En küçüğe biz kare demiştik. Kısa kenar da 6. Tekrar anlatayım. Tekrar anlatayım çocuklar. Kısa kenarı uzun kenarın 4 cm kısaymış. Kısa kenara kare dedim, uzun kenara kare artı 4 dedim. Uzun kenarlar kare artı 4, kare artı 4. Kısa kenarlar kare kare. Hepsini topluyorum, çevreye eşitliyorum. Kare, 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 kare daha 4 tane kare. 4, 4 daha 8, 32. Evet, fazlalığı aldım 32'den çıkardım. 24 bu karelerin sayısı oluyor. 4 tane kare 24'ten bir tanesi 6 oluyor. 4 tane yani. Ne yaptık? 24'ü 6'ya bölünce, 24'ü 4'e bölünce 6 çıkıyor. Evet, 24'ü 4 kare sayısını bilersem 6 çıkıyor. Bir tane kare de kısa kenar. Bakalım, böyle kolay soruları size bırakacağım, zor soruları ben yapacağım. Çevresi 360 metre olan dikdörtgen bir çiftlik spor salonunun boyu 50-50 metre daha uzun. Yine aynı mantıkta bir soru. Bir dikdörtgen varmış. Buraya yaptım. Çevresi 360 metreymiş. Evet, spor salonunun boyu elinden 20 metre daha uzunmuş. Şimdi buraya ben kare verdim. Gene burası ne olacak? 20 metre daha uzun olacak. Burası nedir? Burada kare artı 20. Evet, küçüğe de dedik, kare dedik. Salonun boyu kaç metredir? Evet, hepsini topla. Kare, 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 kare daha 4 tane kare. 1, 2, kare yapmaya çalışıyorum. 3, 4 kare. Fazlalıkları da topla. 20, 20 daha 40.
Bu kime eşit? Evet. Buraya yazamıyorum. Bu neye eşitmiş çocuklar? Bu çevreye. Hepsini toplarsam çevreye eşit. Evet. Bir sayıda 40'ı topladık, 360'da. Buraya kaç kalıyor? 40'ı çıkartırsam 4 tane kareye kaç düşüyor? 320 düşüyor değil mi? 320 ise bir tane küçük kareye kaç düşer? 320'yi 4'e bölersem 80'dir değil mi? 8 kere 4 32'den 320'yi 4 kareye paylaştırsam 80, 80, 80, 80 düşer. Ve ne diyordu? Boyu. Boyu neresi burası? Küçüğü biz 80 bulduk. O onun 20 fazlası boyu. 80, 20 daha. 100 de bize sorunun cevabını vermiş olur. Evet. Beşinci soruya bakalım. Ha, bunu da biz ne yapalım? İşaretleyelim değil mi? Ben işaret koymamışım buraya. Bir işaret koydum. Boyu 25 katı uzunlukta olan dikdörtgen çevresi 24 santimetredir. Dörtgen eni kaç santimetredir? Şöyle yapıyoruz çocuklar. Bir dikdörtgen çiz. Boyu 15 katı ise buraya 1 katı. Buraya 5 katı yani 5 kare. Sığmayacak kareler. Bir tane buraya yapayım. 5 kere burada. 5 katı. Bir kare burası. Kısa kenar. Şimdi bir kare. Bir kare karşıda var. 2. 5. 5 daha 10. 12 kare yapıyor. Tamamı 12'ymiş. Tamamı kaça eşit? 24'e. 12'ye bölersem her bir kareye 2 düşer. Eni kaç santimetre? Kısa kenarı 2'dir.